sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Tabii ki her cuma olduğu gibi bu cuma da konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bu sefer bir şeyler yazdım. Yani. Bana yazdın hocam, ağlarım. Yani. Yapmayın, yok, bu aralar yok, çok öyle ağlatacak ha? Tabii. Bak beni tahrik etme. Ağlatacak beni şeyler yazarım. Sizden beni ben yazmayı ve konuşmayı iyi bilirim. Konuşmayı çok iyi biliyorum. Şimdi oraya kitap dili olarak biliyorsunuz resmi bence kalalım. Hocam. Resmi. Bu benim hayatımın manalarından biri. Allah'ıma binlerce şükrediyorum. Bunu da nasip etti, çıkardım. Allah çok. Ay hocam, Türkiye'ye dağıldı dün itibariyle. Ben vallahi unutmuştum, siz unutmamışsınız ya. Ben unutur muyum ya? Ay hocam. Çok şeker. Vallahi güzel yazmışsınız. Okuyayım mı, izleyicimize paylaşayım mı? Sen bilirsin yani. Sabaha'ya 20 yıllık dostluğun, sonsuz gönül birliğinin, paralel evrenler arkadaşlığının anısına sevgi ve saygılarımla. Vay hocam, öpeyim. Eyvah, kalkamıyorum ama. Çok kalkma. Sıkatmayın. Çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı olsun inşallah. Kur'an'ı tanıyor musunuz diye hocamızın geçen hafta mı evvelki hafta mı çıktı? Geçen hafta ha banttık geçen hafta. Evvelki hafta çıktı değil mi hocam? Rahmetli babamın, hocamın ruhu şad olsun. İlk defa bir kitabımı ona ithaf ediyorum. Ne güzel. Ve milletimin çocuklarına bütün samimiyetimle diyorum ki Kur'an'ı tanıyor musunuz sorusuna bu kitap çapında, muhtevasında cevap getiren ikinci bir eser şu an için yoktur. Ona göre bunun icabını yapsınlar. Kur'an'ı tanıyalım artık. Hocam şimdi Kur'an'ı tanıyalım. Tabii ki biz de burada elimizden geldiğince hani okuyoruz. Sizin nezdinizde siz anlatıyorsunuz daha doğrusu. Ben sadece vesile oluyorum. Bu son yaşanan gelişmelerle ilgili ne yorumda bulunacak? Ben bugün işin esasında geldim. Sizinle beraber programı Gezi Parkı'ndan yapmak çok istedim. Fakat kanalın içinde bulunduğu durumlardan ötürü canlı yayın aracımız yok. Onun için yapamadık. Ama siz neler söylediniz? Gidelim mi Gezi Parkı'na? Gidelim, niye gitmeyelim? Orada bizim tarihimizde bu tür olaylarda hiç görülmemiş bir ruh ve ufuk var. Şimdi bakın, bu Gezi Parkı olayı veya Taksim direniş olayı, ne derseniz, tabii şimdi bütün Türkiye'ye mal oldu. Buna ben hiç girmeyecektim. Ben aktüel konulara pek girmiyorum. Yani bir fikir adamının çizgisinde, düzleminde başka bir yerden bakıyorum hadiselere. Fakat bu o kadar beni içine çekti ki girdim. Ve üç yazımı buna ayırdım. Biri yayınlandı, ikisi yayınlanacak. Neresi sizi çekti içine? Ha, çekti. Yani oradaki o şey neydi? Hani bu siyaset değil bu. Bu siyaset üstü bir şey. Bu insani bir şey ve ülke için bir şey, insan hakları için bir şey. İnsan onurunun, ha isabetli isabetsiz ayrı bir tartışmadır. İnsan onurunun kendini ispat etmesine, ortaya koymasına yönelik insani bir eylem. Şimdi bakar mısınız? Aldığım haberlere göre gidelim dediniz, hakikaten gitmek lazım. Böyle bir ayarlama yaparsanız ben gelirim. Şimdi hocam biz sizinle beraber bireysel olarak evet gideceğiz. Gideriz tabii. Kitap okunuyor orada ya. Ben iki fakülte okudum. Ne zamanda? 70'li yıllar, 68-70'li yıllar arası. Yani terörün, daha doğrusu karmaşanın üniversiteleri kasıp kavurduğu zaman ve İstanbul Üniversitesi'nde hukuk tahsil ettim. O merkez binada karargahıydı bu tür hareketler. Böyle bir şeyi hiç görmedik. Şimdi bakın, kitap okunuyor, kitap dağıtılıyor. Ve mesela yüzlerce meal dağıtılmış orada. Haberleri aldım. Öyle sizin mi? Benim benim. O beni hiç ilgilendirmiyor. Kiminse kimin. Dağıtılmış. Başka bir şey. Bir grup
dindar genç namaz kılıyor. Diğer bir Müslüman grup ama namaz kılmayan Müslüman olur, kılmıyor, tamam. Onlar siyasi manada birbirinin zıddı ekipler bunlar, isim vermiyorum burada. Namaz kılmayanlar biber gazına karşı siper yapmak üzere namaz kılanların etrafında duvar oluşturuyor. Onlar rahat namaz kılsınlar. Müthiş bir fotoğraf. Allah için bu ülkenin insanları söylesin. Böyle bir şey bu ülke yaşadı mı, gördü mü? Şimdi bu hadiseye böyle bakmak lazım. Ve ben bunları gördüm. Görünce de dedim ki ben ilim ve fikir adamıyım. Siyasetten 4 yıldır elimi çekmişim, tamam, ama bu başka bir şey. Ben buna gireceğim. Ve 3 tane köşe yazımı, Yurt Gazetesi'ndeki 3 yazımı buna ayırdım. Biri yayınlandı, ikisi yayınlanacak. Şimdi umarım ve temenni ederim ki bunun bu nezahetini bozmazlar. Ve umarım ve temenni ederim ve rica ediyorum ki başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bunu biraz da böyle baksınlar. Buradan bakarak değerlendirsinler. Bunu salt bir siyasi çekişme, bir öfke meselesi yapmasınlar. Ben mesela Başbakan'dan bunu bekliyorum. Eğer öyle yaklaşırsa bu eylemlerin sonucu onun için de hayırlı olur, millet için de hayırlı olur, herkes için hayırlı olur. Ama öfkeyle gererek değil, bana göre yanlış bir yerden girdi. Kimler, nasıl bilgi verdiler ona bilmiyorum. Ama şu görünen, benim elimde devletin sahip olduğu bilgiler yok. Ama şu görünen, bir siyaseti yaşamış, bir hukukçu, bir felsefeci adam sıfatıyla ben bunları değerlendiriyorum. Bu görünenler, bu hadisenin salt bir siyasi kavga, hocam, çıkar şu anda meselesi arkada, olmadığını gösteriyor. Sizin arkanızda ekranda var. 2 gün önce Kandil'di ya. Evet. Orada o sırada da çok büyük bir dayanışma yaşanmış. Orada herkes birbirine kandil simiti ikram ediyormuş. Şu anda görüntülerde görüyoruz orada yaşanan gelişmelerin hepsini. Bizim buradan birçok arkadaşımız da gitti. Ben biliyorsunuz yurt dışındaydım. Yeni döndüm ve o sırada gidemedim. O şeyde o yemekler duruyormuş, yanlarında paralar duruyormuş ve kimse hiçbir şekilde o paralara dokunmuyormuş. Çok enteresan, değişik şeyler anlattılar, çok farklı. Bu başka bir şey bu ya. Hakikaten 80, bizim tanımadığımız bir şey bu. Bu ilk defa böyle bir şey. 80'lerden sonra doğan çocuklar için Indigo, Kristal gibi birçok isimler koydular ya hocam. Bunlar dünyaya sevgi ve barışı getirecekler diye iddia ediyorlardı. Galiba o iddialar doğruymuş. Şimdi tamam da burada bakın yabancı bir önder, prototip falan böyle yok, bir işte şey yok. Bu tamamen bizim çocuklarımızın. Bakın şu söylediğiniz demin, söylediğiniz sabah. Bizim tarihimizde, ben bir tasavvuf tarihçisiyim, fütüvveti hatırlatıyor bana. Bu bir fütüvvet olayı. Fütüvvet ne demek hocam? Fütüvvet tasavvufta daha çok meslek kuruluşlarının insana hizmet için imkanlarını bir araya getirip o imkanlara sahip olmayanlara onları paylaştırmalarının teşkilatlanması, böyle anlatayım. Hmm. Bir kardeşlik, bir mertlik, bir fedakarlık, bir paylaşım kurumudur. Tasavvuf bünyesinde eylemleri böyle eylemlerdir. Şimdi Sayın Başbakan'ın ki bu işleri İmam Hatip menşeli olduğu için az çok bilmesi lazım. Bir de oradan değerlendirmesini ben temenni ediyorum. Ona yakışan odur. Çok iyi olur öyle yaparsa. Ben de çok mutlu olurum. Herkes de mutlu olur. O da mutlu olur. Bir de öyle baksın. Yani illa siyasetçiyiz. Ben iktidarım. İktidarsam sokakta her tık sesi bana karşıdır. Öyle değil. Sana karşıdır da sen onu ustalıkla sana karşı olmaktan çıkar. Başka bir yere kanalize et.
öyle öyle olmuyor işte. Bülent Arınç bana göre sadra şifa denebilecek uygun, beni de rahatlatan bir konuşma yaptı. Fakat Sayın Başbakan'dan bekliyoruz bunu. Yani şuna ne diyeceksin ya? Şuna ne diyeceksin? Demin işte anlattık olanları. Evet, kitaplarınızın okunu. Bunu, kitapların daha kitapların doğrusu. Kiminse o namaz hadisesi. Şimdi biraz önce arkadaşlar içeride odamda konuşuyorduk, anlattılar. Gençlerden biri gidiyor, su alacak. Arabasının arkasına götürecek, orada arkadaşlarına dağıtacak. İmece usulü, imece yürüyor orada. Bizim evet. Tarihimizin imecesinin en tipinin üzerinde araştırmacıların durması lazım. Müthiş bir imece, müthiş bir fütüvvet uygulaması var orada. Araştırmacılar da şaşırmış durumda hocam. Ha? Araştırmacılar da şaşırmış durumda. Ama değerlendireceklerdir. Muhakkak. Göreceksiniz. Zaman ve bakkal, içinde. Bakkal, mahalle bakkalı aç diyor bagajı. Aç. İşte çocuk diyelim 10-20 şişe su içti. Aç sen diyor bagajı. Dolduruyor oraya suları. Para mara yok. Kapat, götür. Bu başka bir şey. Bunun dibine kadar manasını yakışan şekilde, beklenen şekilde herkesin okuması lazım. Ben bak bu işe hiç girmeyecektim. Şimdi çocuklarımdan biri bir akşam telefon etti. Dedi ki işte bir şey konuştu. Ben dedi biraz çıkacağım dedi. Bu caddede eylemler falan var dedi. Bir sakın dedim. Birkaç gün önce başlarda. Sakın dedim. Oturduğun yerde aradım mı seni evde bulmam lazım. Sen ne işin var dedim bunlarla. Ben 30 sene bu işlerin sıkıntısını çektim dedim. Sen işini yap. Sonra gitmiş o. Sonra gitmiş, başkalarından duydum. Hocam sizde de otorite var. Sonra ben onu dün aradım. Siz onu? Aradım. Dedim ki oğlum, ilk defa benim dediğimi çiğneyerek bir iş yaptın. Senin gözünü ben de sizin oyabilirdim. Fakat dedim iyi yaptın. Bu isyanını takdirle karşılıyorum. İyi yapmışsın dedim. Senin kararın doğruymuş. Evet. Evet hocam. Şimdi soru cevaplarımıza geçelim. Bakalım bugün izleyicilerimiz bize ne sorular yöneltmişler. Sevil Soylu İstanbul'dan soruyor. Evlatların da anne ve babaları üzerinde hakları var mıdır? Evlatların diyelim. Gayet. Dahil çıkartalım oradaki. Anne baba üzerinde hakları var mıdır? Herkesin kendisinden başkaları üzerinde hakları vardır. Hayat böyle bir gerçek. Ve her birimizin birbiri üzerinde hakları. Hocam hepimizin özgür iradesi yok mu? Nasıl birbirimizin özgür iradesi var. Fakat ortak bir dünyayı yaşıyorsak birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Hak dediğiniz şey sorumluluktur esasında. Çocuğun babasına, ama babanın çocuğuna karşı sorumluluğu hocam, var. Hocam her yerin sorumluluğu farklı. Mesela Türkiye'deki sorumlulukların farklı. Atıyorum Afrika'daki sorumlulukların farklı. Ben oradan bakmıyorum. Ben evrenin yapısından bakıyorum. Şimdi mesela annenin çocuğuna karşı ödevleri var. Bu varlığın düzeni, varoluşun düzeni bu. Böyle yapılandırılmış. O halde o çocukların da o çocuğun da o anneye karşı. Var, tamam hocam, ama başka bir taraftan daha bakalım o zaman. Mesela çocuğuna zulmeden anneler de var. Var. Ya da çocuğuna çok zulmü bırakalım bir kenara. Ha, çok iyi davranmayan anneler de var. Tamam, onun karşılığında o çocuğun hakkı ne o zaman? O çocuk gene ona annesi olarak gerekeni yapacak. Haksızlığını da söyleyecek. Haksızlığına karşı çıkacak. Fakat o onun anneliğini yok saymasının gerekçesi yapılamaz. Böyle insanlar var. Hocam neler var ya? Ya var, annesinden beni doğuran kadın diye bahsediyor.
Hatta dünyanın bütün hukuklarına göre başka bir şey yapmamayı... anne bir çocuğu doğuran kadındır. O senin annendir. Bunu değiştiremezsin. Hocam onun dışında bakın şimdi. Eğer doğurmanın dışında o çocuğa herhangi bir şey yapmadıysa, o çocuk için herhangi bir şey yapmadıysa, büyümesinde herhangi bir etkisi zulümdür. Yoksa... O haksızlıktır, zaman zulüm bir manada haksızlık. Olarak tamam da Sabahcığım, zulme kadın. Zulümle mukabele yoktur. Bakın evrenin düzeninde bu da bir kuraldır. Affedeceğiz. Zulme zulümle mukabele edemezsiniz. Hele karşınızdaki anneniz veya babanız ise. Zulme zulümle mukabele edilmez. Çünkü o zaman zulümde teselsül başlar ve bu insan hayatını cehenneme döndürür. Zulüm mukabil zulüm, zulüm mukabil zulüm, zulüm mukabil zulüm. Hayat cehenneme dönür. Kim bu teselsülü kesiyorsa, yok tamam arkadaş artık mukabil zulüm yok diyorsa, işte Allah'ın makbulü odur. Bunu deme büyüklüğünü gösteren adamdır büyük adam. Şimdi... O bana ne annelik yaptı? O bana ne babalık yaptı? Tamam. Bunu başlattım mı, onun çocuğu benzeri şeyleri söyleyecek. Onun çocuğu, onun çocuğu böyle gidecek. Ha karma diyorsunuz, öyle gidecek diyorsunuz. Tabii. Affet gitsin mi yani? Karma deyip geçmeyin yani. Karma deyip geçmeyin. Hocam siz ne biliyorsunuz ya da ne düşünüyorsunuz karma hakkında? Nedir karma? Herkes yaptığını bulur kısaca. Kendi yaptığını, bulduğu kendi yaptıklarının karşılığıdır. Biz bunları göremiyoruz. Ne ekersen onu biçersin mi? Kesinlikle. Yani bir manası o. Şimdi dinlerin getirdiği ahiret inancı, ahiret inancı olmadan din olur mu? Niçin? Omurgadır. Omurgadır. Ahiret inancı, karmanın başka bir ifadesidir. İşte reenkarnasyon var mı yok mu? Efendim bunlar işin müteşabih tarafı. Ahiret inancı olmadan din de olmaz, hayat da olmaz, insanlık da olmaz. O olacak. Ha onun izahı, o bir reenkarnasyon sistemiyle mi yürüyor? Nasıl? O ayrı, onu tartışın, konuşun. Dolayısıyla kimse kötülüğe kötülükle mukabele ederek bir meziyet işlediğini zannetmesin. Peki hocam, mesela daha önceki hayatına yapmış olduğun bir şeyden bu hayatında onun karmasını yaşıyor olabilir misin? Onun sorumluluğu bana göre öyle. Ben reenkarnasyonun hüküm vermiyorum. Dedim ya, müteşabih bir alandır. Ahiret inancı iman olarak korunmalıdır. Müteşabih açıklamaları ayrı bir dava. Ben reenkarnasyonun büyük dinlerdeki ahiret inancının bir işleyişi olduğunu düşünüyorum. Ve hayatın en muhteşem gerçeklerinden biridir bana göre reenkarnasyon. Reenkarnasyon. Biraz açar mısınız bunu? Çok açtık ya. Açılacak bir yeri kalmadı. Hocam açalım ya. İlk defa seyreden vardır, bir şey vardır. Niye? Değişik konular bunlar yani. İşte deminkini tekrar edelim. Ne ektinse tekrar, onu tekrar biçeceksin. Tekrar düşmeyin hocam. Ne ektinse onu biçeceksin. Şimdi Cenab-ı Peygamber diyor ki Allah'ın adaleti öyle hassas bir hesap öngörmüştür ki bir gün boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Onu boynuzuyla rahatsız etmiş. Onun bile hesabı sorulacaktır. Böyle hassas bir denge yaratıcı böyle kurmuş bunu. Bu nasıl işliyor? Bu acaba insanları dinlerin o sembolik ifadelerini lafzıyla kabul edersek bir meydanda bütün insanlığı toplayıp gelin bakalım sen şu tarafa sen şu tarafa böyle bir şey mi? Yoksa işte bu
8 bin yıl önce insanlığın birilerinin fark ettiği bu reenkarnasyon sistemiyle büyüyor. Yani yaptın, hayat kredisini ömür diyor Kur'an-ı Kerim. Bu kelimeyi kullanıyor. Bu krediyi kötü mü kullandın? Şimdi o aksaklıklarını telafi edecek bir sistem içinde bu faturaları öde bakalım. Şimdi hocam başka bir şey soracağım size. Şimdi bizim burada sizinle beraber yapmış olduğumuz programları, sohbetleri daha doğrusu bir görev olarak algılarsak mesela bunu ya da ne olarak algılıyorsunuz siz? Hizmet olarak algılarsak ben bunu. Görev olarak algılıyorum. Benim için görev. Benim için de görev. Senin için de beni konuşturmak görev. Evet. Ama tabii senin görevin bu kitapları yazmak değil. Evet, ben şey olarak konuşuyorum, evet. Bu program olarak konuşuyorum. 2 yıldır bu, evet, programı devam ettiriyoruz sizinle beraber her cuma günü. Bu mesela bunun sizce bu tesadüfi bir şey mi sizce? Yoksa bunun bir manası var mı? Belki de yani sizinle benim acaba böyle bir görevi icra etmemiz için daha önceden bir karmamız mı var? En küçük anlamda tesadüfün olduğuna ben inanmıyorum. Ben tesadüf diye bir şey kabul etmiyorum. O sathi bakışın aldanışıdır. Tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey planlıdır. Her şey bir hikmete bağlıdır. Bir kısmını hepimiz görürüz. Bir kısmını bazıları görür. Bir kısmını hiçbirimiz görmeyiz. İşte iman dediğimiz burada işe yarıyor. Şunu biliriz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri de Hakim'dir. Hakim ne demek? Her yaptığı iş ve her verdiği karar bir hikmete bağlı olan kudret demektir. O halde tesadüf yok. Ben çok kullanırım onu. Ayakkabınızın bağının saat 11'de değil de 11'i 5 geçe kopması bile bir hikmete bağlıdır. Ama işte benim bu noktada kafam karışıyor. Seninle bizim burada yaptığımızsa zaten buralara indirilemeyecek kadar açık bir tesadüfüstü hadisedir. Ne tesadüfi ya? Bizim burada yaptığımız işin ne olduğunu ben bu takip ediyorum. Planlıymış diyor. Yani. Ve bunun bu zamanda mı olması gerekiyormuş? Kesinlikle. Tamam, o zaman oradan başka bir yere geçiyoruz hocam. Her şey planlıysa, o zaman daha önceki yayında da dediniz ki bir tek... Ne dediniz şeyle ilgili ya, tam cümleyi hatırlayamayacağım şimdi galiba. Kader mi? Kaderle ilgili. O zaman her şey planlıysa biz ne yapıyoruz? Aynı yere geliyoruz. Geliyoruz hocam ama ne yapalım, tabii, aynı yere geliyoruz. Herkes şimdi şu anda ekran başında. Bir kere daha söyleyeyim. Cenab-ı Hak sonsuz ve sınırsız ilmiyle şimdi, bizim yapacaklarımızı önceden gördü. O gördü, o planladı da biz böyle yaptık anlamında değil. Bakın onun dairesi ayrı bir daire. O dairenin içinde bizim küçük cüzi irademizin egemen olduğu daire ayrı bir daire. Bize bir paye vermiş. Bana yardım edin diyor, ben de size yardım edeceğim. Niye bu tabiri kullanıyor Kur'an? İnsan Allah'a yardım edebilir mi? Bu abes gibi duruyor bu laf. Ve şarta bağlıyor. İn tansurullâhe yansurküm. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Hani her şey planlanmış olmuş bitmişti. Her şeyi yapan bir kadiri mutlak, bu imkanlar elindeyken, bu güç elindeyken niçin bana diyor ki sen bana yardım et ki ben de sana yardım edeyim? İşte bakın, bu ikisinin arasındadır bu hadise. İbn Arabi müthiş bir söz söylemiş. Ben de bu ikisinin arasında kaldım, çıkamıyorum. Acele etme, ağır ağır olacak. Ben öyle bir çıkıyorum ki. Ama siz madem çıkıyorsunuz yol gösterin hocam. Yani bana yol gösterin derken hani kendi çıkış noktanız yani orada, çünkü ben kilitlenip kalıyorsam ki bu kadar okuyorum, ediyorum, şey yapıyorum. Herkes kilitlenip kalıyordur bir şekilde. Herkesin sonuçta merak ettiği şey de o. Hayat, hele insanca hayat, determinasyonla hürriyetin kucaklaştığı, barıştığı, beraber yürüdüğü bir vetiredir, bir gerçektir.
Bakın Allah'ın kaderi olmaz. Çünkü Allah özgürlüğü mizatihi kendisi ve kaynağıdır. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama size. Bizim kaderimiz mutlaka var. Nedir o? Mutlak özgürlüğe sahip olanın koyduğu ana kuralların dışına çıkamayız. O manada kaderle kayıtlıyız. Tamam. Şimdi mesela şey olarak söyleyeceğim size bunu. Daha değişik bir şekilde anlatayım. Belki daha anlaşılır olur. Hani kendimden örnek vererek anlatacağım ama herkes de bunu bir şekilde daha iyi anlayacağına eminim. Mesela benim kalkıp da televizyoncu olacağım veya hani işte en basitinden en başından başlarsak yani haber spikeri olarak başladım. Evet sizin o zaman o dönemde tanıştık ben NTV'de çalışırken. Daha sonra ben ayrıldım başka yollara gittim. Başka yollara gittim dediğim programcılık yaptım. Gece programı yaptım. Ondan sonra hiç düşünmüyordum gündüz programı yapmaya başladım. Ve sizin de şu anda bunu yapıyoruz. Ve ben bütün bu kararları verirken hayatımda hep çok sert dönemeçlerde verdim kararları. Yani bayağı duvara toslayıp ondan sonra düşünüp taşıp bu kararları. Yani hayat bana bu kararları kendisi. Ben ne kadar kendi özgür irademle aldım mı zannetsem de mesela gerçekten de zorla o sert dönemeçlerden dönerekten aldım bu kararları. Şimdi bu çerçevede bunları bu kararları ben mi verdim yoksa bana bu kararlar verdiltildi mi? Çünkü gerçekten i̇kisi çok sertti doğru. Hocam. Sabah ikisi de doğru. Tamam işte gel de çık işin içinden. Hiç çıkma uğraşma. İkisi de doğru. Sen, bir gün gelecek. Sen o badirelerden o dönemeçlerden o iniş çıkışlardan o labirentlerden geçirildin. Niye? Yaşar Nuri diye Kur'an'ı anlatmak misyonu, görevi olan bir adama sorduğun sorularla koca bir kitlenin, milyonlardan oluşan bir kitlenin Kur'an'ı okumasında o güzel yüzün, etkinliğin, ismin, programcılığın, cazibenle bir rol alacaksın. Seni oralardan, buralardan geç. Yani her şeyin birbiri yani kelebek etkisi. Gayet tabii. Bakın, bugün yaptığınız iş bütün o badireleri yaşamanıza değer olanları aşar. Orası öyle. Ama ben başka bir yerden başka bir... Neyse bir 60 saniye ara verelim. Özgür stres yapmayalım sonra devam edelim. Evet, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam... Hemen soruları alalım. Kayseri'den Tuğba Turan sormuş. Anlamını bilmeden Kur'an okumak bize sevap kazandırır mı? Şimdi denize bakmak iyi midir? Suya bakmak iyi midir? Buna hayır denir mi? Rahmet unsuru olan şeyler hepsi suya benzer Kur'an-ı Kerim'de. Bakarsan ondan da bir nasip alırsın. Ama suyu esas içmek, kullanmak lazım. Kur'an-ı Kerim'in elbette ki telaffuzunun da bir değeri var. Bize bir faydası var. Tamam. Ama Kur'an'ın istediği bu değil. O faydaları o verir. Onlar yan ürünlerdir tabiri caizse. Hedefi kendi göstermiş. Benim mesajım üzerinde düşüneceksiniz. Ve bir altı çizilecek nokta var. Kur'an-ı Kerim diyor ki anlamını bilmeden okumak şeytanın oyununa gelmektir. Ümniyecilik. Bir şey daha söylüyor, o çok daha müthiş. Anlamını bilmeden okuyarak namaz kılanlara lanet olsun diyor. O sahun kelimesini gaflet içinde namaz... Ne demek gaflet içinde kardeşim? Sıfır gafletle hiç kimse namaz kılamaz. Bu insanın ve eşyanın tabiatına aykırıdır. Sen onu bırak. O Maun suresindeki sahun kelimesini Nisa suresinin 143 veya 43 mola bir 43'ü var. Açar okuruz. O açıklıyor. Diyor ki ne dediğinizi anlayıncaya kadar namazdan uzak durun. Adam hata etmiş, sarhoş olmuş, içmiş. Yasak olduğu halde alkolü içmiş. Kur'an-ı Kerim diyor ki, tamam içtinse dünya yıkılmadı. Bu senin dinine, imanına bir zarar vermez. Yanlış yaptın, günah yaptın ama bir şeye dikkat et. Kafan gitti, ne dediğini anlamadan okuyorsun. Bu durumda namaz kılma diyor. Yani
Nisa suresinin bu ayeti, Maun suresindeki ayeti müfessiridir. Gaflet içinde yuvarlama lafı, birilerini kurtarasın diye. Ne dediğini anlamadan namaz kılanları lanetleyen bir kitap. 1000 sene bir millete dininin kaynağı olan ilahi kitabı bir kelimesini anlamadan okumaya izin verir mi? Verir mi? İnsaf ile düşünelim ya, elimizi vicdanımıza, aklımıza koyarak düşünelim. Yani bir kitleyi Kur'an'dan uzak tutmanın bundan daha büyük bir şeytani oyunu olabilir mi? Şeytana iş bırakmamışlar ki. Şeytana iş kalmamış. Bunu zaten kendileri halletmiş. Şeytan da orada yatmış çubuğunu oturuyor. Şeytan diyor ki Cenab-ı Hakk'a hitaben, şu cürete bakın. Melun'daki cürete bakın. Vele ümenniyennehum. Yemin olsun o kullarını ne dediklerini anlamadan okur hale getireceğim ve onları böyle mahvedeceğim. Ya Kur'an ayeti bu ya. Şimdi birileri şeytanın bu dediğini haklı çıkarmak için 1000 senedir çalışmışlar. Sen manasını bırak, oku sevap al. Oku sevap al. Manası. Kur'an neresinde yazıyor benim manamı düşünmeden oku da sevap al diye? Böyle bir tabir Kur'an'ın neresinde var? Kur'an'ın neresinde var beni telaffuz et de sevap al diye? Telaffuz kelimesi Kur'an'da var mı? Telaffuz sözü atmak demektir. Tedebbür kelimesi ise fiil ve isim olarak kaç yerde var? İnsaflı olun biraz. O halde sorunun cevabını bir cümleye indirelim. Kur'an'ın ne dediğini anlamadan okumak, Kur'an okumak değildir. Ne istiyorsun? Tamam hocam. Gene mi meali kaybettin? Ben kaybetmem hocam. Herhalde içeride unutular. Kaybolmadı. Yani biri aldı, okuyor, ediyor. Evet. O da güzel bir şey. Güzel bir şey. Bak, Gezi Parkı direnişinde de meal okunmaya başlandı. Evet, program başında söylediniz. Diğer soruya geçelim. Evet. Bursa'dan Fikret Arınç sormuş. Kur'an'da Havva adı geçiyor mu? Yok. Geçmiyorsa dini terim olarak nasıl hayatımıza girmiş? Dini terim falan değil. Hazreti Adem'in eşinin ismi olarak geçer. Havva kelimesi Arapça'da Havva şeklinde. İngilizce de biliyorsun. Eve. Eve. İşte Adam and Eve. Adam and Eve. Bizde de Havva veya Karadeniz'de bazı yerlerdeki telaffuzuyla Havva. Anneniz öyle mi derdi? Bizim oralarda çoğu Havva derler. Ha ile. Havva. E nereden geliyor Heva. O zaman? Bak, bir de Havva vardır. Havva ve Havva telaffuzları. Benim iki halam vardı. Birinin adı, biz Havva hala derdik. Havva öyle telaffuz eyledik bizde. Havva hala demektir bu. Ama Kur'an-ı Kerim'de o isim olarak geçmez. Adem'in eşi diye geçer. Adem'e hitaplarda da öyledir. Ente ve zevcüke. Peki şey nereden? Sen ve eşin. Nereden o zaman Havva'dan de diyor? Tevrat'ta isim veriliyor. Ha, okey. Tevrat ve İncil'den bize aktarılmıştır. Tamamdır. İstanbul'dan Feride Yılmazer sormuş. Vitr namazı farz mıdır? Kılınması şart mıdır? Vitr namazı farz değildir. Bazı mezhepler vaciptir diyor. O da tabii mezheplerin icat ettiği bir tabirdir. Hazreti Ayşe vitir namazını farzlaştıranlara çatmıştır. Onun öyle bir açıklaması var. Vitir Allah'ın kuluna bıraktığı tatavu namazlardandır. Milletin üstüne gitmeyin. İsteyen kılsın, isteyen kılmasın diye. Hazreti Ayşe
Başka ne diyeyim ki ben? Evet. Diğer soruya geçelim. İzmir'den Ejder Aslan sormuş. Kutsal mekanlarda kılınan namazın sevabı fazla olur mu? Lafa bak, lafa. Şimdi lafa bakar mısın ya? Ey Allah'ım ya. Demeyin diyeceğinizi. Yok demeyeceğim. Kutsal mekanlarda kılınan namazların. Hangi mekanlar? Mesela Beytullah mı? Mesela Tur-i Sina mı? Bunlar demiştik kutsal ilan ettiği Kur'an-ı Kerim'i. Beyt-i Makdis mi? Kudüs'teki mescit mi? Başka Kur'an-ı Kerim herhangi bir mekanı kutsal ilan etmiyor. Abi lakırdı var, camiler Allah'ın evidir diye. Bu tamamen bir uydurmadır, yalandır. Allah'ın evi mevi olmaz. Hiçbir binaya Allah'ın evi sıfatını Allah'tan başka kimse veremez. Bu şirktir. Herkesi kendine gelmeye davet ediyorum. Tamam mı? Garaj duvarı gibi duvarları dikip kenarına da 3 metre bidat alameti bir minare çıkıp ondan sonra bura Allah'ın evidir deyip orada her türlü oyunu yapıp milleti kandırma, artık insaf yeter. Hiç olmazsa Allah'a alet etmeyin bunu. Trabzon'dan Emre Abucak sormuş. Oğuldan anneye fitre verilir mi? Hayır. Aile bireyleri arasında fitre zekat olmaz. Ha. Öyle onunla kapatamazsın. Anneye hizmeti fitreyle mi kapatacaksın? Böyle bir şey olur mu? Çok ayıp bu ya bir defa. Din buna izin verir mi? Usul ve furua, yani bir kişinin anne babası ve geriye doğru büyüklerine ve furuuna, yani çocuklarına, torunlarına zekat ve fitresi olmaz. Edirne'den Sena... Onlara ödevi, görevi olarak onlara verecek, onları besleyecek, imkanları ölçüsünde onlara yardımcı olacak. Öyle bir taşla iki kuş vuralım, hem Allah'ı kandıralım hem kulları, zekat fitreyi de verelim, olmaz. Edirne'den Sena Kıpçak sormuş, zekat parası burs vermekle olur mu? Burs verir. Hı. Başka bir dine verecek. Gayet de. Verir. Daha mı iyi? Verir. Verir. Daha mı iyisini bilmem, verir. Ya kardeşim, bu zekat dediğiniz İslam'ın ilk döneminde İslam'ın ana hedefi olan Kur'ani sosyalizme, Kur'ani demokrasiye geçişin tam gerçekleşmediği dönemde bunlar alıştırma niteliğindedir. Kur'an-ı Kerim'in insanı, Kur'an-ı Kerim'in mümini zekatı vermekle işin içinden çıkamaz. Ha bu söz de benim değil, Hazreti Peygamber'indir. Hepinizin mallarında zekatın dışında da insan hakları vardır diyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yoksulların mal ve mülk sahibi, servet sahiplerinin mallarında hakları vardır diyor. Artık değer. Artık değeri Kur'an-ı Kerim ilk tarif etmiş, getirmiştir. Marx'tan 1000 küsur sene önce. Ha geldi işte. Bu güzeller güzeli var ya, bu benim onurlarımdan biri. Bu Kur'an'ı tanıyor musunuzun? 48 başlığından, faslından birinin başlığı da nedir bilir misin? Nedir hocam? Dur vereyim. Bak. Emek ve artık değeri belirleyici ilan eden kitap. 352. Orada bu tahliller yapılmıştır. Kur'an'ı tanıyor musunuz? Nasıl tanıyacak? Başına takke geçirmiş vatandaşa, vermiş 20 lira, 10 lira neyse, git mezarlıkta annem için oku. Kapatmış işi, sevap alacak. Veya toplamış hafız efendileri. Toplasın, benim ondan bir şikayetim falan o manada asla demiyorum. Onunla iş bitmez manasında diyorum. Okuyun, benim 7 sülaleme
hediye edin. Bir de bir edepsizlik eklemişler onun başına. Evvelen ve bizzat Hazreti Peygamber'in ruhuna hediye ediyormuş. Ya sende edep haya yok mu? Sen kimsin de Kur'an'ın mahbedi olan Resul-i Ekrem'in ruhuna hediye gönderiyorsun? Kur'an hediye gönder. Şuna bakar mısınız? Bu edepsizliği kim sokmuş İslam ahlakının, ibadet hayatının içine? Şimdi gene bir acayip bir şey diyor. Ne acayip bir şey söyledim? Osmanlı'nın en büyük Şeyhülislam'ı sayılan İbn Abidin'in bu konuya dair müstakil kitabı var. Hazreti Peygamber'in ruhuna okuyarak Kur'an hediye etmenin nasıl bir edepsizlik olduğunu İbn Abidin, büyük fakih, müstakil bir risaleyle yazmış, getirmiştir. Bu İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabında o geçiyor. Şimdi bunlarla Kur'an'ı kapatamazsınız. Kur'an'ı tanıyor musunuz? Neyi tanıyacak? Bakın ben ne diyorum burada. Şimdi şu bana göre bizim fikir ve din düşüncesi tarihimizin devrim kitaplarından biridir. Hiç bunu saklamadan söylüyorum. Şu başlığa bakın. Hocam şimdi bu başlığından... Bir dakika. Emek ve artık değeri belirleyici ilan eden kitap. Kur'an'ı tanıtıyoruz. Ya Ali sen böyle bir şey duydun mu? Kur'an'da bunların olduğunu duydun mu? Bu milletin çocuklarını Marx'ın peşinden senelerce koşturdunuz. Ne oldu? Marx'ın ideolojisi kendi ülkesinde battı, gitti, gömüldü, yok oldu. Ama Kur'an ortada. Bu değerleri Kur'an'dan alarak bizim insanımıza anlatsaydınız bundan biz de insanlık da hayır görürdük. Hocam şimdi adında da yani baş... Ezilip horlananları motor güç ilan eden kitap. Rabler hegemonyasını yıkan kitap. Peygamberi efendi değil arkadaş olarak anan kitap. Servet kodamanlarını yıkıcı unsur ilan eden kitap. İsrafı insanlık suçu ilan eden kitap. Kamu hakkı yiyenleri dinsiz ilan eden kitap. Yani bu kitabı okuyunca Kur'an'ı böyle tanıyacağız. Ha, onu soracaktım. Vakti geldi, milletin önüne koyduk. Vakti geldi, yazdık. Allah şükrediyorum, bizi buna layık gördü. Hamdolsun, şükürler olsun. O da Kur'an-ı Kerim'e bizim olan sadakat, samimiyet ve hizmetimizin ödülüdür. Ama millet bu yerine koyacağı bir şey yok. 48 fasıl, ben 4-5 tanesini okudum burada. Her birini okuduğu zaman ayaklarının altından toprak kayacak. Vay be diyecek, bu nedir ya? Bizim Kur'an'dan zerre kadar haberimiz var mı? Kur'an'dan zerre kadar haberimiz yoksa bu dinden nasibimiz olabilir mi? Bellemişler. Birkaç rekat yat kalk. 200 metreye bir cami kur. Orada milleti söğüşlemenin bütün adab ve erkanını yerine getir. Sistemi kurmuş. Ha böyle çıkıp birisi de uyarı yaptı mı ondan sonra sen camiden rahatsız mı oluyorsun? Derdin ne senin camiyle? Kur'an camiden rahatsız mı oluyor da insan haklarına zarar veren mescitleri lanetliyor? Ve bu mescitlerde namaz kılmayın diyor, oraya girme diyor Hazreti Peygamber'e. La takum fihi ebede. Kur'an rahatsız mı oluyor emrettiği namazın kılınmasından? Utanmaz hayasız seni, bana bunu söylüyorsun. Ben sana Kur'an'dan bahsediyorum. Mescidi dırar tabirini, zarar veren mescitte tabirini getiren ve ayrıntılarıyla vermiş. Hangi camiler, hangi mabetler ve mescitler insanlığa zarar verdiği için lanetleniyor ve orada ibadet yasaklanıyor. Ayrıntılarını vermiş. Şimdi Kur'an namazdan rahatsız mı oluyor?
Kur'an bazı namaz kılanları lanetliyor Maun suresinde. Kılmayanları asla lanetlemiyor. Uyarıyor sadece. Ama namaza riya ve çıkarcılık bulaştıranları lanetliyor. Şimdi Kur'an namazdan rahatsız mı oluyor? Niye öyle onu söylemiyorsun da bana çatıyorsun? Çıkar o zaman Maun suresini Kur'an'dan, ben de konuşmayayım. Ben bunu babamın terekesinden çıkararak yazmadım. Kur'an'ın içinden çıkararak yazdım. Hocam Kur'an-ı Kerim'e geçelim mi? Geçemiyoruz. Bin yıldır Kur'an-ı Kerim'e geçemedik sabahya. Hocam okumaya diyorum. Okumaya benim okumama ama sizin de. Cenab-ı Hak'tan Allah'ın niyazım odur ki Kur'an'ı tanıyor musunuzu okuyarak tanıyalım. Tanımadan geçemesin diyelim. Tanımadığımı niye seveyim? Tanımadığıma niye güveneyim? Tanımadığıma sırtımı niye göreyim? Gönlümü niye teslim edeyim? Kalbimi niye vereyim? Tanımam lazım. Tanımıyoruz. Ben Survivor'ı izlemeseydim oraya gitme kararı alır mıydım? İzledim ha, dedim ki ben buraya adayım kardeşim. Ey Acun, duy. Mesaj attım Acun'a şimdi. Gitti. Hocam peki şimdi kahkahayı basıp diyecektir ki sen bu yaşınla bu işe nasıl girersin? Evet ben adayım. Hocam benim haddim değil, siz kendiniz 2014'te oraya... ben adayım oraya. Bir şey soracağım hocam size. Siz şimdi Survivor'a gidersiniz, ben ne yapacağım? He? Ayarlarız, merak etme. Sizsiz. Ayarlarız. Ben 2 senedir alıştım size. Sen de size. Gel. Ha? Sen de gel. Aslında gelip orada... Oldu olacak. Paralel evrenleri orada birleştiririz. Ben orada takılırım yani kafama göre. Yalnız o yarışmalarda o yapılanları onları bilmiyorum. Ben o yarışmalarda falan yapamam hocam. Ben turistik seyahate gelirim oraya. Sizleri görmeye. Belli mi olur? Müthiş bir şey o ya. Ara tam benim. Hocam gerçekten istiyor musunuz? Evet evet. 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 Peki. Eğer kategorik bir engel, yaş engeli yoksa... Kaç yaşındasınız hocam? Efendim? Yoksa ben adayım. Tamam. Ha derlerse ki... Sorarlarsa bir... kaç yaşındasınız diye size kaç olur dersiniz. Yani nüfus kağıdım ortada. Ben nüfus kağıdımda tasih falan da yapılmamış. Neyse o. Neyse oyum. Neyse. Hocam geçerim. Kaç haftadır okuyamadık çünkü Araf suresinde kalmıştık da kaç, 41. ayet miydi 44. ayet miydi siz daha iyi yani hatırlayın. Bir eleme yapılırsa ben elemeye de hazırım, öyle lambur lumbur hemen ki giyeyim ayaklarımı gideyim, öyle bir bedavacılık peşinde de değilim. Ben onu dikkatle izledim yani, bir elemeden geçireceğiz, şunları yapacaksın, ben onu da yaparım. Ben benzeri hayatı yaşadım yani, o tür sportif kamplarda çalıştım, o hareketleri. Şimdi İzmir Gazi Emir'de yedek subay okulunda, şimdi arkadaşlarımız duysun, kulakları çınlasın. Pentatlonu bütün engelleriyle istisnasız aşan 2 kişi vardı. İkisi de yarım porsiyon kısa boylu 2 adam. Biri İzmirli Sabri, futbolculuktan gelme. Allah selamet versin. O da benim gibi yarım porsiyon. Bir de ben. Siz yarım porsiyon ama yoğurtlu soslusunuz hocam. Ama yani bakın. Hocam 7 dakika kalmış, okuyalım ya. Tamam, hadi haftaya bak. Konuşuruz bunu. Ben attım mesajımı, geliriz zaten bugün akşama doğru cevap. Hocam bir açar mısınız? Senin 68. sayfayı bulundum. Tamam, benim hazır. Tam 68'deyim. Tamam, 41'de mi kalmıştık, 44'te mi? 41. Tamam. Onlar için cehennemden bir döşek, beşik ve üstlerinde kılıflar vardır. Zalimleri böyle cezalandırırız biz. Bakın, zalimleri. Demiştim, cehennem tasvirleri, cehennem cezasını anlatan ayetlerin tümü ilk vahyedilen 20 küsür, 30-32 sure içinde verilmiştir. Ve hepsi insan hakları ihlalini cezalandırır. Hepsi zulme atıf yapar. Bunların içinde ibadet eksiği, osu busu, hiçbir tane, bir tane yoktur. Kur'an'ı tanıyor musunuz? Tanıtırlar mı?
Maun mücrimliğini saltanat aracı yapmış adamlar Kur'an'ı tanıtır mı? Tanıttı mı sandalye ayağının altından gidecek. Tanıtır mı? İman edip barışa, hayra yönelik işler yapanlar ki biz her benliğe gücünün yeteceğinden daha azını yükleriz, cennet dostlarıdır. Bakın, sürekli bak cennete atıf yaparken orada de kimleri öne çıkarıyor? İman edip, iman olmasa zaten çadırın kazığı yok demektir. Çadırı ayakta tutamazsın. İman sonra barışa, hayra yönelik işler yapanlar, amel-i salih dediğimiz. Daha çok Subhanallah diyen, daha çok ne dediğini anlamadan Kur'an okuyan, böyle bir şey var mı burada? Cehennemi söz konusu ederken kimlere atıf yaptığını gördük. Arkasından cennet için atıf yapıyor. Kimlere atıf yaptığını gördük. Bize din diye anlatılanları söyleyenlerin söylediklerinin tamamen aksidir Kur'an'ın dedikleri. Peki bunların aynısını söyleyen, Kur'an'ın dediğini var. Onlara nefes aldırmamışlar. İşte var İmam-ı Azam bir tanesi. Akıbeti ortada. Var Kadı Abdülcabbar. Dev. Leibniz'le onu mukayese ediyorum ben. Şimdi o ki nerede? Burada var. Burada müthiş devrim içinde devrim var bu kitapta. 30 tane, 40 tane. Şimdi onlara nefes aldırmamışlar. Bugün bize nefes aldırıyorlar. 1000 küsur sene önce İmam-ı Azam'a yaptıkları neyse bugün bize yaptıkları aynıdır. İmam-ı Azam'ın arkasına sığınıyor diyor. Gurur duyarım İmam-ı Azam'ın arkasına sığınmak. Ne büyük onur. O benim önderim, benim ışığım. Peki düşün bakalım, biraz haya gelsin sana. Azıcık insaflı, vicdanlı ol da düşün bakalım. Niye İmam-ı Azam'a sığınıyorum ben öyleyse? Bak İmam-ı Azam'a yapılanlara, onun hakkında söylenenlere ve benim hakkımda söylenip bana yapılanlara bak. İmam-ı Azam'ın yaptıklarına ve benim yaptıklarıma bak. Bak da anla niçin öyle olduğunu. Tamam, devam ediyorum hocam. Nereye sığınacaktım? Vatikan'a mı sığınacaktım? Beyaz Saray'a mı sığınacaktım? Hayasız, utanmaz. Onu mu bekliyorsun hocam, benden? Hocam sinirlenmeyin. Çok az, birkaç dakikamız kaldı. Ya ne sinirlenmesi? Ya bu gece zaten rüyada bütün gece motosiklet binmişim. Sinirlenir miyim? Keyfim yerinde. Motosiklete mi biniyordunuz? Ne motosiklet? Sabah. Hadi ya. Of. Yaptırdın hocam bir tane motosiklet kendinize. Ya şimdi onunla mı uğraşayım şimdi? Yok. Gördüm bugün gazetede. Hidayet Türkoğlu da yaptırıyormuş. Ne yaptıracağım? Dolu motosiklet her taraf. Hay kendinize. Ha, nerede arkada dolu? He? Motosiklet dolu yani her tarafta. Nerede, gider satın mi alırsınız? Hayır, size özel şeklinize, şemalinize. Ne geliyor? Ay hocam. Çok güzel motosikletler var. Ben onu yapamam. Ben çünkü rüzgara karşı benim alerjim var. Ona bindim ben, bir saatte hasta ederim. Motosikleti falan geçiyor. Var mı motorunuz? Yok. O bana göre değil. Ben arabada pencereleri bile açamıyorum. Ha. Nasıl geçeceksiniz Survivor başka bir şey. Hocam, bak onu diyecektim. Motosiklet ayrı bir şey, Survivor ayrı bir şey. Orada yağmur o doğa falan. Doğa. Dikkat et, karıştırma. Motosiklet yapay bir şey. Ben at binerim. Niye motosiklet bineyim? Tabii ata bine. Ata binerim gayet tabii. Ben de at binmek istiyorum hocam. Bir gün beni götürür müsünüz? Götüreyim. Motosiklet suni bir şey. Ben. Görmüşsünüz rüyada. Ya gördüm o olan rüya. Bu rüyada gördüm yani. Binmişsem binmişim. Ne yapayım? Rüyada motora binmek ne demek? Nedir? Baksana, bakacağım, bilmiyorum. Var mı rüya yorumları kitabı? Bakın yani hocam, bir şey belki haberci. Şimdi
Rüyada otobüs de kullandım ben. Şimdi kalkıp otobüs şoförü mü olayım yani? Bir de iki katlıydı değil mi otobüs? Evet. İki katlı. Hayret verici bir şey ya. Ay hocam sizi çok seviyorum valla. Neyse devam edelim lütfen. Evet, hadi. Göğüslerinde düşmanlıktan ne varsa söküp atmışızdır. Bak cennet, cennet ehlini tarif ediyor. Irmaklar akar altlarından. Şöyle derler. Hamdolsun bizi buraya ulaştıran Allah'a. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi biz buraya ulaşamazdık. Yemin olsun ki Rabbimizin Resulleri gerçeği getirmişler. Şöyle seslenilir. İşte size yaptıklarınıza karşılık mirasçı kılındığınız cennet. Cenneti verirken ne diyor? Başa, en başa ne koymuş? İçlerindeki kin ve nefret alınmış, temizlenmiştir. Hem cennet olacak hem kin ve nefret olacak. Böyle bir şey yok. Şimdi buradan bir mana daha çıkıyor. Kin ve nefreti dünyadan temizlediğiniz oranda dünya cennete dönüşür. E siz bir de bunu söyleyen din adına nefret tüccarlığı, kin tüccarlığı yapanların doldurduğu bir dünyayı düşün. Evet. Cennet halkı ateş halkına şöyle seslenir. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Peki siz Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Onlar evet derler. Aralarından bir duyurucu şunu ilan eder. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinde buyur, olsun. Buyur. Ahiretten bir tasvir veriyor. Cennet yaranıyla cehennem yaranını konuşturuyor, karşılaştırıyor. Orada bile yaptığı atıfa bakın. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Kur'an'ın bir, şimdi gene vereceğim. Buradaki fasıllardan birinin başlığı da şudur. Tek düşmanı zulüm olan kitap. Kur'an'ı tanıyor muyuz? Sen bu Kur'an-ı Kerim'in bir tane düşmanının olduğunu, onun da zulüm ve zalimler olduğunu biliyor musun? Dünyanın en büyük zulüm imparatorluklarına uşaklık edeceksin. Ondan sonra da Kur'an imanından Subhanallah çekerek nasiplendiğini söyleyeceksin. Seni sahtekar seni. Kime yutturacaksın bunu? Yalınla beslediğin, beynini yıkayıp uyuttuğun adamlara bunu yutturursun. Bunu vicdanı kirlenmemiş, çürümemiş hiçbir insana yutturamazsın. Bak, ahiret, her şeyin hesabı görülmüş, defteri kapatılmış, cennet, cehennem ehli belli olmuş. Birbiriyle onları konuştururken bile kime atıf yapıyor? Şu Kur'an'ın zulme ve zalime duyduğu öfkeye bak. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyor. Orada da. Hem zulme karşı çıkmayacaksın, despotizme, diktatoryaya, hegemonyaya, zorbalığa, insan hakkı ihlaline karşı çıkmayacaksın. Sonra da ey Allah'ım ben namaz kıldım. İşte gene İmam-ı Azam'a sözümüz geliyor bak. İmam-ı Azam diyor ki hayır. Bırakın o namazı mamaz. Onlar hiçbir işe yaramaz. Hac hiçbir işe yaramaz. Emevi zalimlerine, Emevi despotizmine karşı çıkanlara yardım edin, destek verin diyor. Emevilere karşı çıkanlara, o gazalara bir kere katılmak diyor, 50 hacdan daha efdaldır. Kim diyor bunu? Kim diyor bunu? İmam-ı Azam. Kim İmam-ı Azam? Ehl-i Sünnet inancının baş imamı, İslam fıkhının kurucu imamı. İslam fıkhının önderi. Öyle demiyor musunuz? Peki bu ne periz, bu ne lahana turşusu? İmam-ı Azam buysa peki siz nesiniz?
İmam-ı Azam diyor ki, zulme isyan yoksa, Müslümanları zorbalıkla ezenlere isyan yoksa, net verelim İmam-ı Azam'ın ifadesiyle, Emevi zulmüne isyan yoksa, ne ibadet bir işe yarar, ne de iman vardır. İmandan söz edemezsiniz diyor. İmanın olması ve ibadetlerin yerine oturması için despotizme isyan lazım. Vay Ebu Hanife ümmeti Muhammed'i kana ve kılıca teşvik etti. Namazsız, niyazsız bir din icat etmek istiyor. İmam-ı Azam için. Söylenenlerden bazılarını veriyorum. Hani İmam-ı Azam? Hani sen, ben ehli sünnettenim. İmam-ı Azam da ehli sünnetin önderi, baş imamıdır. Amenna, hiçbir itirazım yok. Ben de İmam-ı Azam'ın ehli sünnetindenim. Yalnız bu millete bir şey veriyorum burada. Ben ehli sünnettenim demek hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu şeytani bir oyundur. Ben İmam-ı Azam ehli sünnetindenim diyebiliyor musun? Elini öperim. Ben İmam-ı Azam ehli sünnetindenim. Sahtekarlık, namussuzluk yok, yutturmaca yok. Allah ile aldatmak yok. Ehli sünnet, yuvarlama. Muaviye ehli sünnetindenim de veya açıkça çık adam gibi onu söyle. Ben İmam-ı Azam ehli sünnetindenim. Tutuyorsa onu söyle. Yüreğin tutuyor mu? O manada tutuyorsa. Hocam ben imanın yetiyor mu? Onu söyle. Devam. Onlar ki Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğri büğrüsünü isterler, onlar ahireti de inkar edenlerdir. İşte yolun eğri bir bakın, ay kurban olduğum Kur'an. İki sana, taraf arasında sana bütün birden ömürler feda olsun. Bakın nasıl geldi, tevafuka bakın. Ben ehli sünnettenim, yolu çarpıtıyor. Ne ehli sünnettense bir karıştırıyorsun, Muaviye ehli sünneti. Muaviye Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i, tabii Hazreti Ali'yi başta olmak üzere tepelerken ehli sünnet vel cemaat tabirini kullanıyordu. Devletin hazinesini süfli, sefil ve şeytani hesapları için talan ettiriyordu. Hazreti Ali, kardeşi Akil'e borçlarım var, bana halife oldun, biraz yardım et de o borçlarımdan kurtulayım dediğinde, sana yapacağım yardım kardeşim diyor, ancak benim aldığım maaşımdan, ücretimden verebileceğimdir. Başka bir şey veremem ben sana. Ya hep senin elinde diyor, versen ne olur? Veremem diyor. Ben emanetçiyim, ben onları verme hakkına sahip değilim. Ben verene giderim diyor. Doğru Şam'a gidiyor Muaviye'nin yanına. Muaviye diyor ki ne kadar lazım? Şu kadar. Ben onun sana üç katını veriyorum. Borçlarını temizle, ondan sonra da kendine yeni bir hayat kur. Sen şimdi bu ehli sünnetten misin? İmam-ı Azam ehli sünnetinden misin? Diyorsun ki İmam-ı Azam ehli sünnetin baş imamıdır. Ben de diyorum ki ben de İmam-ı Azam ehli sünnetindenim. İmam-ı Azam'ı önder sayıyorum. Fıkıhta ve kelamda önderim sayıyorum. Ve bundan gurur duyuyorum. İmam-ı Azam kitabı orada mı? Bu duyduğum gururu bakın öyle bir kitapla da tarihin ve insanlığın önüne koymuşum. Sen ne yapmışsın sefil aşağılık herif? Söyle bakayım. Sen hizmetlerini nereye verdiğini ben biliyorum. Ama milleti ümmeti Muhammed'i aldatmak için de İmam-ı Azam'ı paravan olarak kullanıyorsun. Ben İmam-ı Azam dediğim zaman ne anladığımı orada bak 500 küsur sayfada anlatmışım. Sen de söyle gel beri bakalım. Hocam buradaki resimde de pek bir kilolusunuz. Aman dur o kilolardan kurtulduk. Evet iyi olmuş. O kilolardan. Vallahi tosun gibisin. Hatırlıyor gördünüz mü resminizi? Evet. Hatırlıyor musunuz evet. Daha doğrusu?
Aa, öyle bir kilo olur mu ya? Evet, kaç kilo? Benim boyum o bu boya. 80 civarında. Ameliyattan önce, 2 gün önce 78 kiloydu. Ameliyattan önce bu böyle miydiniz? Bu daha kiloludur. Bu daha kilolu. Daha önce. Bu daha önce. Bu 80'den az. Aman dur bırak. Neyse hocam, ben devam edeyim. Ben bu sayfayı bitirmeyeyim. Niçin ben ameliyata hastalık ameliyattan çok restorasyon diyordum? Ha, bu sebepten. Bir de o tarafı var yani. Kapış. Evet. İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de herkesi... Araf dedim. Araf üzerinde de herkesi yüzlerinden tanıyan erler vardır. Cennet halkı özleyip durdukları halde henüz ona girmemiş olanlara şöyle seslenirler. Selam size. Gözleri ateş halkı tarafına çevrildiğinde de şöyle yakardılar. Ey Rabbimiz, bizleri zalimler topluluğuyla birleştirme. Bak gene vurgu oraya. Yani Kur'an'ı tanıyor musunuz? Bakar mısınız? Gene vurgu oraya. Cennet halkı şükrünü ifade ederken diyor ki cehennem halkına bakarak, ya Rabbi sana şükürler olsun ki bizleri bu zalimlerin içine sokmadı. Cehenneme götüren, yuvarlayan ne? Zulüm. Başta şirk olmak üzere. Şirk de Kur'an'ın tarifiyle zulümdür. Bakın hep oraya atın. Hep oraya atın. Hocam, 47. ayette kaldık Araf suresine. İşaretle. İşaretliyorum. Haftaya hayırlısıyla 47. ayetten devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize yine bilgilendirdiniz. Yalnız artık bu kostümler fazla geliyor. Haftaya bir safari giyeceğim. Kısa kollu. Şimdiden hocam, söyleyeyim. Hocam giyin. Haftaya mayo ile bile gelebilirsiniz. Yok. Estağfurullah. Öyle şey yapar mıyım ben? Burası sauna gibi hocam, birazcık. Saygımı koruyarak. Tabii ki. Tamam, haftaya sizi tişörtle. Tişört. Belki motor da alırsınız haftaya kadar hocam. Yok, hocam kapatmak zorundayız. Yayın yönetimi devretmek zorundayız. Hoşçakalın diyorum. Size de, bütün izleyicilerimize de sağlık, mutluluk ve şans dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.